Burada 16. kayıt gelmiş. Selected values 16. Buraya geçiyorum. Veri bağlama gerçekleşti. 16 geldi. Farklı bir tane yaptım. Bunda da 16 geldi. Selected value 16. Demek ki bağlama kısmında bir hata var. Burada. Bakın. Ben bunu ilk çalıştırdığımda doğrudan veriyi bağladım ya. Her prospect'te page'in load'ı çalışmıyor muydu? Her prospect işleminde bu tekrar çalışıyor. Yani bir prospect özelliği olan bir butona basınca sunucu gidiyor, tekrar geliyordu. Page load event'i tekrar tetikleniyordu. Burada ne yapmamız gerekiyordu? Hatırlarsanız sunucuya yani ilk prospect işlemi yoksa benim herhangi bir kontrol üzerinden yaptığım prospect işlemi onu tanımlamam gerekiyordu. Bu nedenle if is prospect durumunu kontrol ettim. Bu şunu sağladı. İlk çalıştığı zaman normalde burası çalışacak. Çünkü o zaman is prospect değil. Prospect edilmemişti. İlk kez yapılıyordu. Sayfa doldu. Selected index change. Bu tetiklendiği zaman herhangi bir seçim işleminde tetiklendiğinde sonuçta page'in load'ı tekrar çalışacak. Bu tekrar çalışma işleminde buradaki verinin tekrar doldurulmaması gerekiyor. Tekrar doldurulduğu için az önce bize 16 değeri geliyordu. Ben de bunu engellemek için is postback durumunu kontrol ederek bir load işlemi yaptım. Burada o hata gerçekleşmedi. Şöyle bakıyorum. Bakın şu an sayfa her prospect'te yani drop down list'ten kaynaklanan prospect'te sıfırdan doldurulmadığı için sadece benim seçtiğim değeri getiriyor. Aksi halde işini yapıyordu ama prospect olduğu için sayfayı tekrar dolduruyordu. Bana sıfır veri geliyordu. Aynı veriyi farklı kontrollerde de kullanabiliriz. Bakalım neler var burada. Basit kontrollere bakalım. Şunu yaptım. Onun dışında başka bir şey yapmadım. Hayır, şu arka tarafta postback olayını kontrol ettim. Page load adında. Onun içindekileri ne yapıyorduk bir yerde? Şunlar mı? Bunun içinde. Ya burada püf nokta şu postback olayını yönetmek. Aksi halde gene sayfa işini yapar. Ama sayfayı her seferinde tekrar doldurduğu için bu işlem sıkıntılı olur. Şimdi farklı bir örnek yapalım. Burada da aynı sayfada yapıp karıştırmak istemiyorum. Yeni bir sayfada yapacağım bunu. Yeni sayfa oluşturuyorum. Ne için yaptın? Bunun için yaptın. Insert table. Burada iki tane satır olmasını istiyorum. Şimdi list box ve drop down list ekliyorum. Üst kısmı bir drop down list. Yeni bir form mu? Evet. Enable auto postback. Alt kısmında bir list box. Burada yapabiliriz. Enable auto postback. Şimdi yapmak istediğim şey
Masaüstü tarafında gerçekleştirmiştik bunu. Burada da kategorileri listeleyeceğim. Oradan seçilen ID'yi alıp bunun içerisindeki ürünleri listelemek istiyorum. Listbox mıydı? Evet, üstte drop-down list, altta listbox. LST ürünler. Öncelikle yapmam gereken Agent Load'ında kategorileri doldurmak değil mi? Kategoriler bize sınıftan geliyor muydu? Kategori bilgileri. Geliyordu. Is post bekliyorum. Her seferinde dolmasın. DRP'ye dolduracağım. Üstteki kategorilere. Data source kategori down. Bunu görmedi burada. Bazen bu şekilde size ekleme imi çıkarmayabilir. Doğrudan namespace'i yazarsanız nesneyi görebilirsiniz. Kategori dal, kategorileri getir. Veriyi dondurdu. Burada şimdi veriyi göstermem gerekiyor. Data text field. Kategori alt. Veriyi bağladık. Şimdi bir de ürünler için business logic yazmam gerekiyor bir herhalde. Yani bu sınıfı tanıtmam lazım buraya. Ürün dedim. Ürün içerisinde neler istiyorum? Sadece adı ve ID'si olsun şu an. Şimdi de bunun dalını yazacağım. Data layer içerisine ürün dal dedim. Public static. Geriye ürün listesi. Thank you.
yerinin aynısını oluşturacağım. Tekrar yazmakla uğraşmıyorum bunu. Şunu kopyalıyorum. Yapıştırdım. Sadece şu kısımları ürün yapacağım. İsimlendirmeye dikkat edin. Kopyaladığınız için unutabilirsiniz bazı yerleri değiştirmeyi. Ben buradan seçim yapıldığında işte ürünleri listeleyeceğim. Bir de bunun normal ürün getiren versiyonunu yapıyorum. Tek bir getirecek. Ürün getir dışarıdan. Şimdilik yapmanıza gerek yok. Şimdi yapmak istediğim şeyi anlatayım. Bakın. Kategoriler listeleniyor. Ben kategorilerin her satırın value'suna, her satırın arka planına, değerine kategorinin ID'sini verdim. Burada da diyeceğim ki kategori seçildiği zaman onun ID'sini al ve ürünleri getir metoduna gönder. O da bana o kategoriye ait ürünleri getirsin. Nasıl oluyor? Mesela şurada kategori ID'si 1 olan ürünler var ya da 2 olan filan. 2 geldiği zaman bana bunları getirecek. Listeleyecek sadece. Bunu masaüstü tarafında daha detaylısını yapmıştım zaten. Bunun içinde ne gerekiyor? 1 kategori ID. Products ver ekranı. Dışarıdan kategori ID'yi alıyor. Buna göre bir filtre oluşturmak lazım. Ver kategori ID'si dışarıdan gelen kategori ID. Bu bir parametre. Bunu da altında CMD'ye parametre ekleyerek belirttim. Bu kadar. Bundan dönen sonucu bana liste olarak getirecek. Drop down listin
Properties'ten Selected Index Change'ine geliyorum. Buradan seçilen kategorinin ID'sini alacağım. Seçtiğim kategoriye ait ürünler geliyor burada. ID'si olmayacak mı yukarıda? ID'si görünmez. Text bilgisi görünür. Yukarıdaki seçtiğim kategoriye ait bilgileri de alt kısımdan listeliyorum. Her seferinde değişiyor. Şimdi projeye detaylı bir şekilde anlatayım şuradan. Bakın, formumda tasarım bu şekilde. Amacım kategorileri listelemek. Kategoriyi seçtiğiniz zaman da kategoriye ait ürünler. Bunların listelenmesini istiyorum burada. Ben bunu seçtiğim zaman postback olması için Auto Postback özelliğinin enable olması gerekiyor. Onu yaptık. Bunda zorunlu olmasa da yaptım. Sizin ödeviniz için gerekecek bu. Bunu yaptım. Kod tarafına geçiyorum. Page load'ında sayfa dolarken öncelikle kategorileri doldurmak istiyorum. Yani şu kısmı. Kategori bilgisini biliyoruz buradan. Metottan geliyordu zaten. Data source'unu ekledim. Kategori ad görünecek. ID'si arka tarafta ben seçtiğim zaman value olarak alınacak. Yani selected value ile alınabilecek. Örneğin DRP kategoriler nokta selected value bunu alabilir. Kategoriler nokta data bind diyerek bunu bağlayacağım. Her seferinde sayfa tekrar tekrar hani butona bastım postback oldu tekrar sayfa geldi. O zaman sayfa tekrar bu veriyle kontroller dolmaması için is postback yaptım. Dedim ki bu sayfa ilk postback olduğu zaman bunu çalıştır. Sonrakiler zaten sonucu tarafında benim gönderdiğim şeyler. İlk dolması gereken veri değil yani bu. Bunu anlattım. Bu nedenle sadece bir kere çalıştı sayfa dolduğunda. Sonraki butonların o kontrollerin seçimi sırasında yapılan postback işlemlerinde tekrar dolum yapılmadı. Sonra dedim ki DRP kategorilerde selected index change olduğunda yani bir tanesi seçildiğinde kategorilerden bunun ID'sini al seçilen kategorinin value'sundan bunu ürünleri getir metoduna gönder. Orada da
select sorgusu yapıyorum products'tan. Diyorum ki products bilgisinde kategori ID'si var zaten. Bu ürünün kategori ID'si ile eşleşen olan, benim gönderdiğim kategori ID ile eşleşen kayıtları bana gönder. Liste olarak bunları gönderecek. Bu kadar. Diğerinden bir fark yok. Admit value var ya orada. O parametre ekliyor sadece. Tamam, onun yanındaki kategori ID. Şu parametre. Tamam, altındaki kategori ID nereden geldi? O şey yani. Bu mu? Hayır, aşağı. CMD parametre admit value var ya. Neyse hocam. Hocam, o sağ tarafı. Onun yolundaki ben data veriyor çünkü. Dışarıdan alıyorum ben. Dışarıdan parametre almam lazım onda. Sonrasında bundan gelen veriyi de list box'a ekledim. Ürünler listesine. Ve bunun da text, bir de value bilgilerini belirttim. Bunun için de yine class'tan aldım, ürün class'ından. Veriyi bind ettim. Bu kadar. Ortaya bu çıktı. Sizin de yapmanız gereken, ben burada bir tanesine tıkladığım zaman bu ürünle ilgili bilgileri şurada ya da altında hazırladığınız form üzerinde göstermeniz gerekiyor.